Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçlarım, size özel bir aşk hayatınızla ilgili bir açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım oğlak burcunun aşk hayatında neler oluyor, neler yaşanıyor, gündeminizde neler var, aşkla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir kısa da olsa bir açılım yapacağız sevgili arkadaşlar. Evet, hemen niyetimi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan. Bu videoyu dinleyen kolektifteki oğlak burçlarının aşk hayatıyla ilgili açılım yapmaya niyet ettim. En doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Oğlak burcunun aşk hayatıyla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlak burcu. Oğlak burcu. Evet sevgili arkadaşlar, hemen başlıyoruz sevgili oğlak burçları. Şu an beni dinleyen kişiler için söylüyorum, sanki hayatınızda kimse yok gibi geldi bu kartlarda bana, ama sıfırdan başlamak istediğiniz bir durum var sanki. Yeniden başlamak istediğiniz bir kişi olabilir sevgili arkadaşlar. Geçmişten gelen biri var sanki. Bu geçmişte ki olan kişiyle yeniden başlama isteği enerjisi içinde olmanız mümkün. Bu kişiyle evet mutlu zamanlar geçirmişsiniz. Bu kişi sizi beslemiş. Yani beslemiş derken duygusal olarak sizi çok seven biri. Sizi çok mutlu etmiş. Size çok değer vermiş. Ve siz de gerçi onu sevmişsiniz ama belki bir şekilde bitti ya da bir şeyler kötü gitti. Ayrılık söz konusu olmuş olabilir. Ama bu kişiyle yeniden başlama, sıfırdan başlama gibi enerjiler içindesiniz sanki. Bu kişiyle, bu kişiye karşı biraz özlem var, biraz tutku var, biraz şehvet var. Bu kişiyi istiyorsunuz aynı zamanda sevgili oğlak burçları. Bu kişi biraz daha size göre daha heyecanlı, daha ateşli, daha tutkulu. Siz biraz daha toprak elementi olduğunuz için biraz daha ağır kanlı olma ihtimaliniz söz konusu, ama bu kişi daha canlı. Ve onun canlılığı, onun ateşliliği sizi de biraz böyle aşka doğru yöneltiyor aslında. Onun ateşi, onun heyecanı hoşunuza gidiyor. Böyle bir kişi, artık hayatınızdaki kişi kim? Yani geçmişte yaşadığınız bu kişi kim? Siz daha iyi bilirsiniz. Belki evlendiniz, ayrıldınız. Belki yani ayrı bile değilsiniz ama araya bir soğukluk girmiş olabilir ve bu kişiyi düşünüyor olabilirsiniz. Bilmiyorum, böyle bir enerji içinde olduğunuz görünüyor. Evet, böyle bir kırgınlık, küskünlük durumunun söz konusu ama bu kişiye karşı. Bunu artık öteliyorsunuz. Yani biraz ayak altı ediyorsunuz. Evet, ben kırıldım, kalbimi kırdı, istediğim gibi olmadı. Ya da bu ilişkiyi istediğimiz şekilde yaşayamadık, ilerletemedik. Düşünceniz içindesiniz. Bir hayal kırıklığı ve bir mutsuzluk, bir memnuniyetsizlik durumu söz konusu ama bunun ayak altı edip bir karar verme aşamasına geçeceksiniz. Evet, her ne yaşadıysak yaşadık. Buradan sıfırdan başlamadan da sıfırdan başlama kartından da yola çıkarak zaten karar verme aşamasına giriyorsunuz. Evet, haksızlık yapıldı, haksızlığa uğradınız ya da siz haksızlık yaptınız. Artık kendi aranıza neler geçti, bunu siz daha iyi bilirsiniz. Bu kişiyle bir karar verip ya bu kişiye devam edeceğim ya da kestirip atacağım. İşte adaletin kestiği parmak acımaz deyip bir karar verme aşamasına girmişsiniz sanki. Sevgili arkadaşlar, düşünceniz bu. Adaletle ilgili bir durum söz konusu bu kişiyle ilgili.
Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz, kendi içinizi sorguluyorsunuz, bir sorgulama yapıyorsunuz, iç sesinizi dinliyorsunuz. Yolunuzu çizmek için, bu adaletli kararı verebilmek için, yolunuzu çizmek için iç sesinizi dinliyorsunuz. Yüreğinizin sesini, vicdanınızın sesini, ona göre hareket ediyorsunuz. Mantıktan ziyade burada daha çok duygusal bir karar verdiğiniz hissiyatı içindesiniz. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Yolunuzu aydınlatmak için içinizde sorgulamalar yapıyor olabilirsiniz. Bir yeni bir başlangıç yapacaksınız bu kişiyle, Allah'ın izniyle bir başlangıcımız var ve bu başlangıcımız yine aşkla, tutkuyla, ateşle, heyecanla bir başlangıç. Aniden birden bir başlama olayının söz konusu olabilir ama bu sefer de diyorsunuz ki, ya doğru mu yaptım? Doğru bir karar mı? Yeniden başlamak doğru bir karar mı diyorsunuz kendi açınızdan? Niye kestirip atamıyorum diyorsunuz? Yani bu kişinin işte ateşli olması, ihtiraslı olması, heyecanlı olması, aşk enerjisi içinde olması, aynı zamanda hayatınızdaki bu kişi etrafında diğer insanlar tarafından göze çarpan kişi, dikkat çeken bir kişi. İşte erkekse kadınlar tarafından, kadınsa erkekler tarafından beğenilen, dikkat çekilen, böyle bu tarzda bir kişi. Ve bundan dolayı da siz biraz daha mantıklı karar vermek istiyorsunuz ama duygularınız ağır basıyor. Her ne kadar bazen işte ben nasıl baş edeceğim bu kişiyle, bu kişinin etrafındakiyle, bu kişinin enerjisiyle, ışığıyla. Şimdi hayatınızdaki bu kişinin ışığı çok farklı. Sevgili arkadaşlar, göze çarpan biri ve bu da sizi rahatsız ediyor. Öyle söyleyeyim. Bazen kestirip atmak istiyorsunuz. Bazen kendi kabuğunuza çekilip yani ben nasıl yapacağım, nasıl baş edeceğim diye düşündüğünüz zamanlar oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Ama bilinçaltınızda bu kişiden duygusal bir teklif, duygusal bir mesaj gelsin, duygusal bir şeyler bana söylesin isteği içindesiniz. Yani bu hayatınızdaki ya da işte aklınızdaki bu kişi, kimse bu kişiden hep duygusal bir destek, duygusal bir ilgi, duygusal bir şefkat bekliyorsunuz. İçinizde hep bu var. İşte beni sevdiğini söylesin, bana gelsin. Belki etrafında çok kişi var ama beni seçsin, benimle olsun. Küçük de olsa bana bir şeyler yapsın. Bilinçaltınızda bu tarz bir enerjiniz söz konusu sevgili oğlak burçları. Peki sonuç yakın bir gelecekte sevgili oğlak burçları, şöyle söyleyeyim. Güçleniyorsunuz evet ama siz karşı tarafı seviyorsunuz ya, o sevgi sizi güçlendiriyor. Yani evet sevilmek istiyoruz, sevilmek de insanı güçlendiriyor ama siz o karşıyı severek karşıdaki kişiye duyduğunuz aşkla güçleniyorsunuz. Onu sevdiğinizde tüm dünyayı, tüm insanlığı, tüm çevreyi, tüm dünyayı, işte tüm ne varsa her şeyi seviyorsunuz çiçeğe, böceğe. Çünkü zaten içinizde bir sevgi var, bir aşk var ve bu sevgi, bu aşkla sayesinde güçleniyorsunuz. Kendinizi daha sağlam hissediyorsunuz. Kendinizi daha ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, daha emin adım olmak isteyen, her şeyi başarabilecek güçte olduğunuzu hissediyorsunuz. Asıl mesele burada. Evet, sevilmek var. Zaten karşı taraf, bilinçaltınızda da karşı tarafın sizi sevmesini istiyorsunuz zaten ama küçük de olsa sevsin, az da olsa sevsin, benim sevdiğim kadar sevmese de beni sevsin diyorsunuz ama sizin sevginiz sizi güçlendiriyor. O sevgi olmadığı zaman siz kendi gücünüzü yitireceksiniz zaten. Öyle hissediyorsunuz zaten. Şimdi buraya bir kart alalım bakalım. Bu ilişki nasıl olacak? Bununla ilgili bir şey söylemedi sonuçta. Şimdi bu kişiyle sevgili arkadaşlar, eğer ayrıysanız bir haber alma, iletişime geçme. Haber ayrı değilseniz de yine berabersiniz ama soğuk böyle enerjiler varsa aranızda. Bu kişiyle iletişimi güçlendiriyorsunuz. Birbirinizle mesajlaşmalar, konuşmalar, sohbet etmeler, işte uzun zamandır belki konuşmuyordunuz artık konuşmaya başlamalar, zaman geçirmeler, işte telefon trafiği,
mesaj, bu tarz iletişimi yüksek bir döneme girme ihtimalimiz söz konusu. Bu kişiyle yeniden bir başlangıç yapmaya hazırsınız. Evren ve sistem de sizi destekliyor. Yeniden başlayabilirsiniz. Yeniden başlayın bu kişiyle. Yeniden başlama gücü zaten sizde var sevgili Oğlak burçları. Bakın güç kartı size geldi. Bu ilişkiyi dönüştürebilirsin. Bu ilişkiyi ilerletmek ve dönüştürmekteki asıl marifet sizde. Siz dönüştüreceksiniz sevgili Oğlak burçları bu ilişkiyi. Evet, bu ilişki tekrar bir araya gelecek mi? Evet, geliyor Allah'ın izniyle. Bir tamamlanmaya doğru gidiyoruz. Mutlu bir yuva, çoğu çocuk beraber, çocukları olan çocuklarıyla, çocukları olmayan çocuk sahibi olmak isteyebilir. Böyle mutlu bir yuvanın sizi beklediği görülüyor inşallah Allah'ın izniyle sevgili Oğlak burçları. Evet, hadi hayırlı olsun diyelim, gözünüz aydın diyelim. Ama bunlar birden olacak şeyler değil sevgili arkadaşlar. Yani zaman, çok uzun zaman alma ihtimalimiz söz konusu. Bunları yaşanacak, yaşanma ihtimali var ve bunlar uzun vadede olacak şeyler. Çoğu oğlak burçları belki bunları yaşamış da olabilir. Yaşamışların sona gelmiştir. Yaşamayanlar da yavaş yavaş bu anlattıklarım kısmına göre kısım kısım ilerlemeye devam edecektir sevgili arkadaşlar. Evet, her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.